Abra Okulu 80 Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Bina yıllar önce terk edilmişti. Dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altında. Dizel kullanan ısıtıcılar işe yarıyor ancak nefes almayı zorlaştırıyor. Gün içinde erkekler toplanarak Suriye'deki gelişmeleri konuşuyor. Hepsinin korku ve işkence dolu hikayeleri var. Merha İbrahim bir protesto gösterisine katıldığı için haftalarca tutuklu kaldığını, daha sonra ailesiyle ülkeyi terk ettiğini söylüyor. Bizi kollarımızdan asıyorlardı ve ayaklarımız havada sallanıyordu. Elektrik veriyorlardı. Vücudumda bunun izleri, yaraları var. Bizi falakaya yatırdılar. Ellerimizi, kollarımızı bağladılar. Bir tahtaya yatırdılar ve ayaklarımızı havaya kaldırıp vurdular. Yan odada kadınlar ve çocuklar kalıyor. Yazın buraya sığınmalarından bu yana burada 15 bebek dünyaya gelmiş. 2 aylık bir bebeğin annesi çok üşüdüklerini ve ilaç bulunmadığını anlatıyor. Kızılay bu mültecilere gıda, süt ve su dağıtıyor. Erkekler ailelerini geçindirmek için iş aradıklarını ancak çalışmalarının yasak olduğunu söylüyor. We want to work. Çalışmak istiyoruz ama izin yok. Kimlik kartımız yok. Buradaki mültecilere yardım etmenin tek yolu gazetecilere açıklama yapmak, başımızdan geçenleri dünyanın bilmesini sağlamak. Tabii Esad rejimi de televizyonu izliyor, ne yaptığımızı biliyor. 2 gün önce evime ikinci kez saldırı düzenlendi. Bazen akrabalarımızı, yaşlı anne babalarımızı tehdit ediyorlar. Suriye'den Lübnan'a birkaç bin mülteci giriş yaptı. Lübnan hükümeti bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak mülteci akını daha da artarsa Lübnan'ın ciddi bir krizle karşı karşıya kalması mümkün. Suriye'de şiddet olayları kötüleştikçe Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi daha büyük bir mülteci akınına hazır olduklarını açıkladı. Abra Okulu geceleri sessizleşiyor. Araba aküleriyle yanan ampuller sönüyor. Suriye'deki şiddetten kendini kurtarmayı başaran bu mülteciler bundan sonra neler yaşayacaklarını bilmiyor. Selin Süerünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.